Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim, bu şekilde bitireyim kardeşim olarak. Sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile eğitim rehberi başlıyor. Müzikal Teknik Küpe FM'den bendeniz Kamil Bilici'den mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15-14'ü gösterirken haftanın ilk iş gününde yepyeni bir eğitim bülteninde daha birlikteyiz. Önümüzdeki bir saat içerisinde eğitim camiasından son gelişmeleri öğrenebileceğimiz Silivri'deki en yetkili ağız bizlerle birlikte olacak. Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İkram Kayapınar stüdyo konuğumuz. Soru, görüş ve önerileriniz için telefon numaralarımızı hatırlatarak başlamak istiyorum programımıza. 0212-727-1111 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak yine bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Az önce de belirttiğim üzere Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İkram Kayapınar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kamil Bey, teşekkür ediyorum. Silivri yakından tanıyor aslında İkram Hocam. Hem eğitmenlik yıllarından hem de yönetici pozisyonunda geçirdiğiniz başarılı dönemden de biliyor. Ama Trakya bölgesindeki dinleyicilerimiz için de kısaca İkram Kayapınar kimdir diyerek başlayabilir miyiz? Başlarız tabii ki. İkram Kayapınar 1956 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğmuş. Okul, ortaokula kadar orada okuduktan sonra öğretmen okulu okumak için Sivas'taki bir sınavı kazanarak gitmiş. Orada öğretmen olarak mezun olduktan sonra 1974 yılında Hakkari'de göreve başlamış. Daha sonra 1978-79 yıllarında da Bitlis Ahlat Selçuklu Lisesi'nde lisede görev yapmış. Ardından da Silivri Lisesi'nde görevine gelip Silivri ile tanışıklığı oradan başlamış 1983 yılında. Daha sonra 2003 yılında buradan ayrıldım. Tekrar yeniden Silivri'de yaşamak, burada çalışmak, bu insanlara hizmet etmek kaderimizde varmış. Büyük bir mutluluk ve hezeyanla geldik, işimize başladık inşallah. Çok güzel. Peki eğitimcilik, az önce yukarıda sohbet ederken de konuştuk. Benim tespitime göre hani herkesin yapabileceği bir iş değil. Hakikaten böyle uzun da bir maraton, az önce de yılları saydığınız üzere. Ve eğitim de eğitimcilik hani herkese mahsus olmuyor diye değerlendiriyorum ben. Hani öğretmen doğulur diye düşünüyorum ama doğru bir tespit midir bilmiyorum. Birazına katılıyorum, birazına değil. Tabii açıklama yapmam gerekir. Eğitimcilik çok ama çok önemli bir, ciddi bir iş. Tabii siz bunu eğer insan eğitimiyle uğraştığınız ve bütün konunuz bu olduğu için çok ciddiye almak durumundasınız. Bunu bütün zerrelerinize kadar yaşamak zorundasınız. Aksi takdirde başarı olmaz, sonuç gelmez. İşte o yüzden de önce sevmek gerekir. Tabii bir insanın neyi sevip neyi sevmeyeceği tabii doğuşundan ziyade daha sonraki hayat şartları ona bir şeyler çıkarır, karşısına fırsatlar çıkarır. Yani bugünkü bizim sistemimizde öğretmen olduktan sonra bu mesleğe ısınan çok sayıda insanımız var. Evet. Hani belki de şöyle bir yoldayız. Hani ben öğretmen olacağım diye
bu meslekte çalışanlarımız da var. Ama öğretmen olduktan sonra da tamam işte benim aradığım buydu, buydu diyen. Diyen çok sayıda benim meslektaşım var. Dolayısıyla hani doğulmaz ama olunur. Hakikaten olunur. Sonra da görev sırasında siz bunu daha da çoğaltırsınız ya da azaltırsınız artık. O size bağlamayın. Zaten bizim öğrencilerimizle sınıf ortamında artık o hal başladıktan sonra o eğitim ortamı, onun karşılıklı böyle duygusal paylaşımları başlayıp çoğaldıktan sonra bu mesleğe giren bir daha çıkamaz diye düşünüyorum. Evet. Bir de genç öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar da büyük ideallerle de yoğun bir çalışma sürecinin ardından Milli Eğitim Camiası'na adım atabiliyorlar. Onlara mutlaka tecrübelerinizden kaynaklı tavsiyeleriniz olacaktır. Tabii ki olmaz mı? Şimdi bizim bu eğitim öğretim yılında Silivri'mize özgü, madem yayına buradan giriyoruz, ben kendi ilçem için tabii ki söyleyeyim. Yani. 39 tane yeni arkadaşımız, stajyer aday dediğimiz öğretmen olarak atandı. Şimdi onlarla bizim temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim çalışmalarımız olur. Zaten her mesleğin daha başlangıcında. Tabii okuldaki o üniversite yıllarındaki anlatılanlar, öğretilenler çok büyük katkı sağlar. Doğrudur. Ancak o hayata, yani o mesleğe başlandığı anda her bakımdan yeterli olmaz yani. Bu böyle bir şeydir. İşte o zaman da bizim esas işimiz bu öğretmen arkadaşlarımızı mesleğin başında, örneğin bir aday öğretmenin bir öğretmenler odasına girmesi, oradaki deneyimli tecrübe sahibi arkadaşların birbirleriyle olan hitapları, konuşmaları, öğrencileriyle olan diyalogları inanın birçok şey öğretir. Yani siz bunu üniversitede falan öğrenmezsiniz. Ama okul şartlarında bunu öğrenirsiniz. İşte bu nedenle biz de biraz okul, tamam, mekteplilik illaki var. Bir de alaylılık da işin içerisinde zaten vardır yani. O olmadan olmaz. Zaten biraz tadı da buradan geliyor. Yani yoksa biz doğrudan doğruya hemen mezun ettiğimiz öğretmenden %100 randımanı alırız. Alabiliriz. İllaki içinde hemen bu performansı gösterecekleri de çıkabilir ama insan eğitimiyle uğraşıyoruz. Çok ciddi bir işimiz var. O nedenle de çok ama çok dikkatli etmek zorundayız. Bu işi sevmek zorundayız diye düşünüyorum. Teori eğitimiyle pratik zaten birçok iş kolunda da aslında birbirine mutlaka tamamlayıcıdır ama daha sonraki pratikte de birçok şey katmaya devam ediyor insanlar kendileri. Çalıştıkça katıyor, evet. Evet, aynı görüşteyiz. Peki eğitim camiasının bir de Silivri'de benim son takip edebildiğim kadarıyla 70 okul vardı. Mutlaka artmıştır ama bugünkü sayımız kaçtır hocam Silivri'de? Okul sayısı şöyle. Biraz bu 4 artı 4 artı 4'ten sonra tabii okulların içerisinde kendi bünyelerinde de çoğalmalar oldu. Derken okul sayımız o sizin dediğiniz rakamların bayağı bir üstüne çıktı. Şimdi şöyle 36 tane doğrudan ilkokulumuz var. 28 tane ortaokulumuz var doğrudan. Bizim tabii burada daha önceki görev yaptığımız yıllarda elimizde nereden bakarsa bakalım bir Silivri Lisemiz vardı. Şu anda bu lise sayısı 13'e çıktı. Buna bu saydığım rakamların içerisinde özel okullar hariç. Bildiğiniz üzere iki tane de özel okulumuz ilçemizde hizmetini sürdürüyor. Derken yani okul sayısı bunların toplamından oluşuyor. Halen de daha ihtiyaç olan bölgelerimiz var. Okul yapım inşaatlarımız devam ediyor. Silivri tabii şiddette göç alıyor. Karşısında bizim buna bir imkan vererek çıkmamız gerekir. Bununla da ilgili tabii çalışmalar sürüyor. Sonuçta okul sayımız fazla yani. Sizin fazla, söylediğinizin üstüne çıktı, evet. Peki bu okulların bir de mutlaka ki ihtiyaçları oluyor. Çevre düzenlemesi, okul sarf malzemeleri gibi. Bunları ne gibi organizasyonlarla karşılayabiliyoruz? Evet, bu konuyu tam açıklamakta ve velilerimizi en azından rahatlatmakta fayda var. Şimdi bizim okullarımızın tabii ki tebeşirinden fotokopi kağıdına kadar, temizlik malzemesinden boya malzemesine kadar çok ama çok, çok kalemde ihtiyacımız var. Bunların tabii her bakımdan karşılanması yani devletten alacağımız ödenekle mümkün olmuyor. Geçen eğitim öğretim yılında bizim kantin fonu dediğimiz okulların, İstanbul'daki bütün okulların ama bu bahsettiğim konu, kira gelirlerinden %10'luk bir meblağ ilçeye, %10 da illere gönderilir. İldeki gönderilen paydan ve bizim ilçeye kalan o %10'luk paylardan biz okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda öncelik sıralamasına göre bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bu konuda bizim her türlü sivil toplum kuruluşlarından, büyükşehirden, büyükşehir belediyemizden asfaltlama çalışmaları,
spor salonları yapımı çalışmaları gibi büyük boyutlu projelerde çok büyük katkıları oluyor. Bizim yerel belediyemiz, Silivri Belediye'mizin çok büyük katkılarını görüyorum. Örneğin bu eğitim öğretim yılı başında birinci sınıf öğrencilerimizin tamamına biz içerisinde bütün kırtasiye malzemesi dolu çantasını aldık, verdik. Yine büyük bizim ilçe belediyemizin tavasıyla olan iş şu, temizlik malzemeleri veriliyor. Ayrıca da boya malzemeleri verildi. Ve bunlar büyük bir ihtiyacı kapatmış, karşılamış oldular. Çok net yani bu şekilde. Ayrıca siyasi partilerimizin inanın yani bu konuda böyle öne çıkıyor insanlar. Yani bize yardım etmek istiyorlar. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın, başkanlığımızın bünyesindeki işte çalışmalarıyla bizim Silivri Belediyesi Başkanı Özcan Işıklar da aynı şekilde şu anda onunla işte bir şekilde çalışmalarını sürdüren bizim AK Parti'nin Büyükşehir Metin Karakaş'tan bahsediyorum. Yani onun da büyük katkıları oluyor. Şimdi olan olduğu gibi söylemek gerekir. Aksi takdirde bir hakkı teslim etmemiş oluruz. Bu da bizim işimiz değil tabii ki. Dolayısıyla ancak şu var. O da olsa, o da olsa, hepsi devam eden başka şeyler de olsa, şimdi bu ihtiyaçlar sınırsız. Yani yetmiyor ya da dahası var bu işlerin. Şimdi örneğin bizim hizmetli ihtiyacımız var okullarda hat sayıda. Bu hizmetli ihtiyacın tamamını biz bir şekilde karşılamazsak okullarımızdaki oluşacak o anormal durum, pislik içindeki bir okul kimse tarafından arz edilmez. İşte bunların giderilmesi için de haliyle bir yollar aranıyor. Şimdi bir yol şu, bizim özel idare aracılığıyla işte 50 tane okulumuza verdiğimiz birer personelimiz söz konusu. Bir de İşkur aracılığıyla geçen yıl bu rakam daha fazlaydı. Bu sene işte onunla sınırlı kaldı. Böyle bir eleman verimi söz konusu. İşte bunun dışında bu saydıklarımızın dışında yine açıktaki o ihtiyaçların da giderilmesi gerekiyor haliyle. İşte bu ihtiyaçları giderirken işte velilerimizin belli bir oranda tabii katkıları söz konusu olabiliyor. Nasıl oluyor bu? Tabii bunlar okul aile birliği aracılığıyla oluyor. Onun bir kendine mahsus yönetmeliği var. Bu yönetmelik der ki okul aile birliği işte yönetici, öğretmen ve öğrenci velilerinden oluşur. Siz burada bir Ekim ayı içerisinde şu içinde bulunduğumuz ay boyunca bütün okullarımız okul aile birliği yönetimini yenilediler. Bu yenilemenin tam başlayıp bittiği tarih Ekim ayı içerisinde olmak durumunda. İşte o yenilenen yönetim ekibi bundan sonraki çalışmalarında zaten ona yasa şu hakkı veriyor. Yani siz bağışçıdan onun isteği ve arzusu doğrultusunda hiçbir zorlama yapmadan bağış alabilirsiniz. Yani bağış alma hakkınız var. Tabii bu bağış aldıktan sonra bunun izlenecek bir prosedürle harcanması gerekiyor. İşte karar alacaksınız. O karar doğrultusunda neye ihtiyacınız varsa onu belirleyeceksiniz. Okul müdürlüğüyle belli bir şeyde anlaşılacak. Yani bunun uygunluğu konusunda anlaşılacak. Ve sonra o karar muhacesinde bu harcamalar yapılacak. Tabi hepsi bir belgeyle işte alınışı da bu şekilde, harcanışı da bu şekilde olunca zaten velilerimiz de buna gerekli ilgi alakayı gerçekten tabi gösteriyorlar. Ancak tabi burada şu kayıt dönemi esası çok önemli. Bunun belki biraz zamanı bile geçmiş olsa ben buradan bir kere daha tekrarlamayı faydalı ve uygun görüyorum. Şimdi kayıtlar olduğu sürece bizim yönetmelimiz der ki bağış alınmayacak. Yani Haziran ayında başlar bu özellikle ilkokul ortaokul kayıtlarımızdan bahsediyorum bu anlamda. Bu kayıtların devam ettiği sürece bağış alınmazsın deniyor. Dolayısıyla bizim velilerimize de bu duyuru yapmış olma hani mükellefiyetimiz burada yerine gelmiş olsun. Evet böyle bir şey var. Ama ondan sonra da eğer veli kendisi bir ihtiyacı da ben gidereyim. Biraz da benim de çorbada tuzum olsun diyorsa bu bizim için tabii ki hoş bir durum. Bizim buna göre de yapılanmamızı az önce arz etmeye anlatmaya çalıştım. İnşallah bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Edecek. Hocam şimdi kısa bir şarkı aramız olacak. Ardından reklamlara bağlayacağız. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Yaklaşan bir ortaöğretim geçiş sınavı var. Dinleyicilerimiz arasında da ilgilenenler mutlaka vardır. Onunla ilgili bilgileri talep edeceğiz sizden ama şimdi kısa bir şarkı aramız var efendim. Şarkıdan sonra reklamlara bağlanacağız. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Sakın bizden ayrılmayın.
Özel Maçalıcı Kemal Nakipoğlu Kreş ve Anaokulu'nun sunduğu Eğitim Rehberi devam ediyor. Müzikal takınız Küpe FM'de, ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz saatler 15.33'ü gösterirken devam ediyor efendim. Eğitim Rehberi'nde bugün konuğumuz Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İkram Kayapınar. Sohbetimizin ilk bölümünü geride bıraktık az önce. Soru, görüş ve önerileriyle katılmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramı hatırlatıp yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 0212 727 1111 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız efendim. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm bize soru, görüş ve önerilerinizi iletebileceğiniz adreslerimiz dedikten sonra. Hocam, şimdi yaklaşan bir orta öğretim geçiş sınavı var. Kasım ayının sonlarına doğru gerçekleşecek. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Ne gibi bir uygulama? Buna bir espriyle şey yapayım. Bu da bizim OGS'miz. Yani böyle bir OGS sınavımız olacak. Daha önceden SBS dediğimiz seviye belirleme sınavının tam karşıtı bir sınav uygulamasına giriyoruz. Ancak daha önceden eğitim öğretim yılının sonunda 8. sınıf öğrencileri, bir önceki yıllarda 7 ve 6 da dahildi buna, sonra işte 8. sınıf öğrencileri en son girip onun 3'ünün ortalamasından oluşan, tabii onların içerisinde belli yüzdeleri de olmak kaydıyla liselerin hangi bölümüne nasıl, hangi liselere nasıl gireceklerini belirliyorlardı. Şimdi bu eğitim öğretim yılında yeni bir uygulama var ve bununla ilgili de bir açıklama zaten yapmamız gerekiyordu. Bu açıklamayı sizin radyonuz aracılığıyla, sizin sayenizde Kamil Bey, ilk defa burada deşifre ediyoruz. Zaten bununla ilgili okul müdürlerimizle bir toplantımız olacak. Velilere bir şekilde onların zaten ulaşmalarını sağlamaya gayret edecektik. Siz bizi biraz bu konuda rahatlatmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum radyonuza. Şimdi efendim, daha önceden yapılan bir kerelik sınav, bu defa birinci dönem 6, ikinci dönem 6 olmak üzere 12 defa yapılacak sınava dönüştürüldü. Burada şimdi biz 28-29 Kasım tarihlerinde sınav yapılacak okullarımızın tamamını da o gün ders yaptırmamak kaydıyla, yani okullarımızı o gün tamamen eğitim öğretiminden alakoyacağız. Sınav yapmaya hazır hale getireceğiz. Ve öğrencilerimiz kendi oturdukları sırada, kendi ya daha doğrusu okullarında bu rahatlığın içinde, bu özgüven içerisinde bu sınav olacaklar. Burada şimdi 6 tane dersimiz var. Ana dersler bunlar. Şimdi bu derslerin 3'ünden işte 28'inde, diğer 3'ünden de 29'unda sınav olunacak. Şimdi bu sınavlar sırasında her öğrencimiz 20'şer soruyla muhatap olacak. Örneğin işte matematik, fen teknoloji, Türkçe. 20'şer taneden 60 soru. Her birine 40'ar dakika süre verilecek ve bu birinci gün sınavı. İşte ikinci gün tekrar aynı şekilde diğer 3 dersimizin, işte yabancı dil, inkılap tarihi ve din kültürü, ahlak bilgisinden yine aynı şekilde bu 20'şer soru ve 120 dakika süre olmuş oluyor. Şimdi bu uygulamanın sonucunda onların belli bir ağırlığıyla, tabi burada anlatılması uzun da sürecek ya da gerek de olmayan, ama sadece bir bilgi anlamında mutlaka söylüyorum. Her sınava girilen dersin dışında öbür notlarının da almış oldukları diğer derslerin de belli bir oranda katılımıyla yılın sonunda çok sağlam, net bir ortalama çıkacak. Bu şu anlama geliyor. Yani biz bir kere de o gün belki de bir baş ağrısıyla, çocuğun başarısız olmasına, belki de hayatının yönünün değişmesine neden olacak bir uygulamanın tamamen dışında farklı bir hale getirildi bu sistem. Yani ben bundan çok mutlu oldum. Neden? Çünkü performansı yüksek olan öğrenci, yani hatta okula devamsızlığı, yani derslerdeki tutum ve davranışı, gösterdiği performansı, öğretmenlerin nezaretindeki çocuğun kanaati bile burada bir nota dönüyor yani. Ve o dönen not da, nota dönen bu uygulama da, daha sonra her biri ayrı ayrı bu OGS sınavındaki puanın oluşmasına neden oluyor. Yani çok tatlı bir sistem. Evet, dolayısıyla böyle düzenli okula gelen, gerçekten sistemli çalışan ve işte o an için belki bir sınavda başarısız olsa bile bunu diğer performanslarıyla onu tolere edeceği bir sistemin içinde
Hakikaten astarıyla yüzünü olayın çok daha güzel buluşturmuş olduk. Evet. Başarılı olan çalışan öğrenci burada hakkını daha rahat alacak ve istediği okula da girecek. Evet. Böyle bir sınavın arifesindeyiz. Hı hı. İşte bununla ilgili hazırlıklarımız, çalışmalarımız sürüyor. Bunun adına biz ortaöğretim geçiş sınavı diyoruz. Hı hı. Yani velilerimizin de burada çocuklarımızı belki yine soracağın soruların içerisinde ileride de bu gelebilir, evet, olabilir, olmalı zaten. Evet. Yani bizim öğrencilerimizi sahiplenerek, yani böyle bir sınavın ciddiyetinden onlara gerçekten bahsedip, hı, onları bu konuya tamamen iyice ısındırarak iyi bir sonuca gideceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Bu uygulamanın benim ilgimi çeken en güzel yönlerinden bir tanesi de kendi okulunda öğrencinin sınava girmesi. Bu özgüven noktasında da çok önemli. Çok güzel. Biz de değişik okullarda, işte açık öğretim olsun, üniversite sınavları olsun, onun stresi biraz daha farklı oluyor. İşte bir hafta evvelden gidip okulu bulmaya çalışıyoruz. İşte sabahın köründe kalkıp oralara yetişmeye çalışıyoruz gibi hengameler de oluyordu. O da ayrı bir stres konusu. Bulabilecek miyiz, yetişebilecek miyiz gibi. Yani bu maçın deplasmanı yok. Evet, bu çok ben güzel. Böyle söyleyeyim. Ya bu maç kendi sahamızda oluyor. Evet. Herkesin kendi sahasında oluyor. Hı-hı. Hoş. Ama bizim burada aradığımız şu: istikrarlı ve düzenli bir başarıyı umut eden, bekleyen ve çalışma, evet, düzeninin içinde olan öğrencimiz kesinlikle imkanı yok. Yani önü açık yani. Evet. Bu anlamda çok doğru bir, evet, sistem. Evet. Güzel bir sistem. Peki az önce siz velilere değindiniz hocam. Eğitim konuşuyoruz ama işte öğretmenler, okulların ihtiyaçları, sarf malzemeleri, sınav sistemleri gibi konuları değerlendirdik. Ama bunun çok önemli ayaklarından bir tanesi de hiç kuşkusuz ebeveynler. Çocuklarını okula gönderen ya da dönüş saatlerini takip eden, onları işte yarınlara hazırlayan evlerdeki anne ve babaları. Onlara da mutlaka eğitim bakış açısıyla vereceğiniz mesajlar vardır. Velilerin üzerine bir çocuğun yetişmesinde ne gibi şeyler düşüyor? Yani ne gibi şeyler düşmüyor ki? Evet, Kamil Bey, ne gibi şeyler düşmüyor ki? Yani şöyle bir varsayım, çok doğru bir şey değil. Ben öğrencimin, ben çocuğumun okula gitmesini sağlarım. Eğitim okulun işi. Ben işte elbisesini aldım, çantasını eline verdim, içine kitabı, işte zaten neyse devlet veriyor, o ayrı bir şey. Hı-hı. Ama yani bütün ihtiyaçlarını giderdim, okula gönderdim ve bundan sonra artık her şey okula ait, işte onun yönetimine, hı-hı, oradaki çalışan öğretmenlere ait dediğimiz zaman biz bir konuyu eksik düşünüyoruz anlamına gelir. Hı-hı. Yani biz insan yetiştiriyoruz sonuçta. Hı-hı. Gerçekten takip çok önemli. Hı-hı. Şimdi bir fidanı bile, şöyle bir fidanı toprağa diktiğiniz zaman, hı-hı, İnanın onunla bile ilgilenmek zorundasınız. Evet. Aksi takdirde siz onu ne büyütebilirsiniz, ne tutturabilirsiniz, ne, hı, geliştirebilirsiniz. Yani işte onun toprağının gerekli şekilde olmasını sağlayacaksınız bir kere. Kayası olmayacak, taşı olmayacak bir kere. O oraya, evet, kök salacak bir hale gelecek yani. Hı. Arkasından belki işte ışık şu... Görecek, he, ışık görecek, yağmur ışık görecek. Yani, hı, bir sürü destek, yan, hı, unsur, hı, bunu sağlamanız lazım. Hı. İşte sulamasını ihmal ettiğiniz gün, İki gün gitmeseniz yanına zaten, hı, görüyorsunuz onun dalı bu da hemen buruşup kendini, hı, o şekilde gösteriyor. Hı. Yani insan içinde bu çok daha fazlasıyla gerekli, geçen, bir şey. Siz mutlaka ilgi ve alaka göstereceksiniz. Yani çocuğa bir kişilik kazandıracak şekilde, ama bu olacak. Hı. Yani siz onu da yok sayarak tamamen her işi ben üstleniyorum, hı, senin adına da ben bu işi yaparım gibi değil. Yani değil, hani diyor ki işte aşı olacaksa işte onun yerine de ben olayım, yani, hı, bu acıyı ben çekeyim diye, hı, değil. Şimdi burada bir konu var. Ney? Bir insan yetişiyor. O halde bu insanı yetiştirmenin birkaç ayağından birisi de veli boyutu. Hı-hı. Okul zaten gereğini yapıyor. O konuda deneyimli insanlar, az önceki bölümde de bir şeyler bu konuda belki, hı-hı, birkaç cümle geçti. Hı-hı. Ya o konuda kendini yetiştiren insanlar işte içinde biraz mektep alaylıya da dönse bazı şeyler. Hı-hı. Hani orada bir düzen var. Ama, hı-hı, gelelim bunun bir de veli boyutu var. Yani bir öğrenci eve akşam döndüğü zaman, yani o gün okulda ne yapılmış, yani iyisiyle, iyi olmayanıyla, şakasıyla, ne bileyim ben, acısıyla bir gün yaşanmış. O günün hani anne baba tarafından, işte evdeki herhangi diğer büyük bir insanlar tarafından ne yaptınız? İşte bugün okulda nasıl geçti? Dersleriniz nasıl oldu? Yani illa onun o anda matematik dersindeki görmüş olduğu konuyu gelip evde anlatması diye bir şey söz konusu değil. Yani, evet, biz bunu aramıyoruz yani. Ama çocuğun gidişatını takip noktasında, hı, bizim de gerçekten büyük sorumluluklarımız var. Ben olayın bir tarafında işte eğitim camiasının içindeyim. Hı. Şu anda bir görev yapıyorum ama bir tarafında da ben de bir veliyim. Evet. Ve sonuçta ben bunu da görüp gözlüyorum yani. Hı.
siz takip, ama takip noktasında yalnız şunu, tabii gençlerimiz bizim kendilerini anlayacağımız tarzda birkaç laf etmemizi beklerler. Hı-hı. Ben onu etmeye gayret edeyim, o da şu olsun. Mesela her defasında bir delikanlı, bir hanımefendi, kızımızı, bir genç kızımızı, hı-hı, yani üzerine çok giderek, çok baskı yaparak, hı-hı, işte onu disipline etmek gibi bir yanlış tutum içinde olmamak gerekir. Bu, hı-hı, çok farklı bir şey benim söylediğim. Hı-hı. Ben söylediğim bir arkadaşça, hani bir ebeveyn dediniz ya, ne güzel, hı-hı, ifade. Yani, hı-hı, bir ebeveyn olarak biz orada gençlerimizle, çocuklarımızla diyalogumuzu geliştirmek zorundayız. Hı-hı. Yani bizimle bir şeyi paylaşmalılar. Paylaşacak durumda kanalları açık tutmalıyız. Yani hep hesap sorar. Onun da hep hesap verir durumda bir ortama girmesine neden olursak biz buradan bir sonuç elde edemeyiz yani. Evet, ama o gelip de rahatlıkla, işte bugün günüm şöyle geçti. Biz mesela ödevler var. Şimdi bu ödevlerin evde yapılması gerekir. Hı-hı. Yani siz bunu illa niye ödevini yapmıyorsunuz türünde değil de, hani ne oldu? Hazırlığın bitti mi? Yaptın mı? Hı-hı. Bak sen şimdi şu anda madem bu çalışmaları yapıyorsun, işte ben de sana şöyle bir güzellik yapayım gibi. Evet, yani bir teşvik edici, evet, şeylerin, hal ve hareketlerin, hı-hı, içinde olunduğu takdirde biz bu çocuklardan, bu gençlerden gerçekten çok şey bekliyoruz. Evet. Ve bir de bizi hakikaten bu yeni yetişen gençlik ve nesil şu teknolojinin bu hallere gelmesinden sonra bizim tahmin edemeyeceğimiz boyutta geçtiler bizi yani. Hı-hı. Biz artık onları bu anlamda yakalayamayız belki de yani. Hı-hı. Ama insani yönden yakalarız yani. Hı hı. Hani bu sevgi, saygı, şu bizim milletimize mahsus olan, evet, hani bize ait bu öz değerlerimiz var ya. Hı hı. İşte o değerler konusunda biz bu gençlerle ne kadar yakın olabilirsek, o ders boyutunu, hı hı, çalışma boyutunu, başarı boyutunu onlar zaten yapıyorlar. Yaparlar, evet, yani hiç problem değil. Doğru. Ama yeter ki biz o ortamı oluşturalım. Hı hı. Evimizde oluşturalım. Hı hı. Mahallemizde oluşturalım. Hı hı. Yani bir mahalle kültürü baskısı diye bir şey var biliyorsunuz. Mahalle, evet, baskısı. Şimdi ne oluyor? Yani elinde sigarayla bir öğrenci eğer, hı-hı, bir sokakta, caddede, bir mahallede böyle bir psikolojik baskı hissetmeden geziyorsa, hı-hı, yani bu bayağı bir şey demektir. Yani. Halbuki eskiden, hı-hı, daha önceden, ne, hı-hı, bileyim, böyle bir şey vardı yani. Evet. İşte bu da bir eğitim, hı-hı, parçası, eğitimin yani. Evet. Bu da bir unsur yani. Kesinlikle. O halde biz ne yapacağız? Hı-hı. Zaten bir toplum olarak biz bir külüz. Hı-hı. Birbirimize bu anlamda destek olacağız ama burada tabii anne babalara, evdeki diğer büyüklere, hepsine, hı-hı, buradan saygı olsun, selam olsun. Hı-hı. Büyük iş düşüyor. Hı-hı. Yani bir gün boşluk vermeye gelmiyor çünkü ya bir andaki yapılan bir hata daha sonra bir ömür boyu yeri doldurulmaz şekilde, hı-hı, yanlış işlerin gitmesine, başlamasına neden oluyor. Hani, hı-hı, bir söz vardır, derler ki işte bir gömleğin işte ilk düğmesini doğru iliklemek, evet, gerekir. Hı-hı. Eğer bunu yanlış başlatırsanız, hı-hı, bir şeyler hep yanlış gider. Hı-hı. Sonra toparlayamaz yani. Evet. O yüzden velilerimize tabii çok çok önemli görevler, hı-hı, düşüyor. Takip noktasında diyorum ama yine bunu da bu arada gençlerimizi de üzmemek için yani çok öyle sıkı bir askeri disiplinler anlamında, evet, bir takip, evet, demiyoruz tabii. Hı-hı. Buradan da bu anlaşılsın bir istiyorum. Bir de hızla metropolleşen, büyüyen bir şehirde, bir kasabadan bir metropole dönüşen bir şehirde yaşıyoruz ve, doğru, her geçen gün hem sosyal ortamlar hem kötü alışkanlıkların yaygınlaşması da burada maalesef ki sahne oluyor. Dolayısıyla velilere sosyal hayatlarını düzenlemesinde de öğrencilerimizin büyük görevler düşüyor. Şimdi Kamil Bey şunu söyleyeyim. Öğrenci kendine bir şeyleri örnek alır. Hı-hı. Bakınız bu çok önemli. Örnek alır yani. Evet. Şimdi bu her zaman öğretmen olmayabiliyor biliyor musunuz? Hı-hı. Yani bir çocuk belki ailede ne bileyim kendisine idol olarak dayısını seçebilir. Evet. Amcasını seçebilir. Hı-hı. Abisini seçer. Babasını, annesini, ablasını. Evet. Ya sonuçta kendine bir idol, bir şey bulur yani. Hı-hı. Ya da ne bileyim bir film kahramanını, bir, evet, dizi kahramanını yani bir şey seçer yani. Evet, şimdi işte bizim burada arkadaş özellikle. Şimdi arkadaş seçimi yani bunun yanında bir de arkadaş seçimimiz var. Hı-hı. Yani biz arkadaşımızın seçimi noktasında veya çocuğumuzun arkadaş seçimi noktasında. Hatta biz koca koca insanlar, evet, Kamil Bey ben bu konuda iddialıyım. Hı-hı. Yanlış arkadaşla yola çıktığınız zaman inanın ki yanlış işler içinde olunur yani. Mutlaka. Bu böyle bir şey, hı-hı, yani. Şimdi o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biz bir kere çocuğumuzun hangi arkadaş, nasıl bir ortamda, hangi grupla geziyor, ne yapıyor yani bunların, hı-hı, takibi noktasında. Mesela benim işte rehber öğretmenlerim var. Hı-hı. İşte okullarımızın her birinde rehber öğretmen var. Hı-hı. Olmayana da Kamil Bey biz görevlendiriyoruz yani mesela filanca okulun rehber öğretmeninden, hı-hı, biz iki gün işte mesaisini diğer olmayan okul, okulda yapmasını sağlayacak şekilde, hı-hı, bütün okullarımızın tamamını rehberlik hizmetini verir halde bulunduruyoruz yani bunu, hı-hı, ben buradan ilan ediyorum, duyuruyorum yani. Çok.
Şimdi buradan da şuna geleceğim. İşte bu rehber öğretmenlerimizin yaptığı iş o kadar önemli ki ben kendilerine ara ara toplanıp işte bu konuyla ilgili tabii birbirimizden fikir teatimiz oluyor, görüşlerimizi serdediyoruz. Şimdi burada rehber öğretmenlerimizle velilerimiz irtibat halinde olmalılar yani. Çünkü onlar çoğu kere kendilerine göre zaten onlar da bu işin uzmanı. Uyguladıkları anketler, teknikler, şunlar bunlar yani sonuçta öğrencinizle, çocuğunuzla ilgili bir kanaat sahibi oluyorlar. İşte onların hayattaki beklentileriyle ilgili neye doğru bir yatkınlıkları var, neden uzaklaşmak istiyorlar, ne bileyim takıntıları ne, her şey olabilir yani, hezeyanları ne, her bir şey bizim için insanız sonuçta yani. İşte bunları bulup ortaya çıkarıyor. İşte bunların tabi daha o anda tespit edilmesi sonucu üzerine gidilerek yine belli teknikler doğrultusunda üzerine gidilerek çocuklarımızı kazanıyoruz yani, hayata kazanıyoruz. Kendi kendileriyle barışmalarını sağlıyoruz. Yani bütün bunlar olduktan sonra inanın zaten ders kendiliğinden geliyor. Başarı kendiliğinden geliyor. Evet. Bir kere öğrencinin kendisinin vicdanen kafa olarak rahat olması lazım. Evet. Şimdi biz bunu sağladıktan sonra inanın öğrenciliği hepiniz geçirdiniz. Evet. Hepiniz biliyorsunuz yani. Evet. Ama bu olursa o başarı zaten gelir. Ama bir yerlerde bir şeyler tıkanıyorsa ne bileyim yani bir öğrenci kalkıp okula gitmeye istekli değilse evet. Yani bir şeyler buna engel oluyorsa ve siz bunu bulup ortaya çıkaramıyorsanız siz onu zorla o servise bindiriyorsunuz ya da neyse Allah bizim orada bir deyim vardır. Allah canım al diye hani okula gidiyor. Peki biz bundan ne bekliyoruz? Hiçbir şey bekleyemeyiz. O halde biz onu istekli bir şekilde okula gider hale getirmekle mükellefiz. Ama yine de o fidan örneğim unutulmasın lütfen. Her zaman ışığını da, güneşini de her neyse suyunu da, gıdasını da ihmal etmemek kaydıyla biz bunun sonuca ereceğini, güzel şeyler olacağını biliyoruz yani. Evet. Şimdi eğitim camiasını konuşurken hocam bir de bir başka boyutu var eğitim camiasının benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Yaklaşan yerel seçimlerle de bunu gözlemlemek sosyal medya üzerinden de biraz mümkün oluyor. Öğretmen arkadaşlarımız da var, eğitimci arkadaşlarımız da var. Herkes de içinde yaşadığı topluma tabii ki duyarsız kalması beklenemez ve herkesin kendi siyasi dünyevi görüşleri de oluyor. Sosyal medya üzerinden de paylaşılıyor. Bu eğitim camiasında sendikalaşma olarak da zuhur ediyor. Öyle bir ortaya çıkıyor. Değişik görüşlerde sendikalar var bugün. Bu sendikaların sonuca ulaşmada hem eğitime hem kendi özlük haklarıyla alakalı sonuca ulaşmada faydaları nelerdir sizce sendikalaşmaya? Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sendika bir kişi olarak öğretmenin kendi özlük haklarıyla ilgili işte iyileştirme ne bileyim daha üst düzeyde bir görev yapmak için daha maddi yönden işte rahat olabileceği bir hakların içerisinde olması için veya işte bu anlamdaki beklentilerini tabii tek başına mücadele ederek ya da yol alması söz konusu bile değil. Evet. İşte burada böyle bir şey var. Ne deniyor? İşte sendikalarımız var. İşte her sendika belli bir fikir temasında insanları bir araya toplayabiliyor. Ben zaten yani bir insanın hele hele sosyal yapıda bir insanın varlıklarız yani. Bir de öğretmeniz üstelik. O halde bizim tabii bir fikrimiz olmalı. Mutlaka. Kendimize göre bir dünya görüşümüz olmalı. Yani bunun işte bir başka farklı görüşle olan farklılıklarıyla ilgili görüşmeler, tartışmalar olabilir. İşte bu görüşmelerden, tartışmalardan işte yeni yeni güzellikler çıkar ortaya. Bunların hepsi hoş şeyler yani. Evet. Ha o zaman ne oluyor? İşte sendikalar özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretmenlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Tabii birlikten kuvvet doğar. Yani bu iyi bir şeydir. Ben birkaç tabii ileri boyutta işte üye sayısı çok olan sendikamız var. Bizim işte ilçemiz için söylüyorum. Silivri için belki yayınımız her tarafa gidiyor ama aşağı yukarı Türkiye genelde zaten böyle bir durum söz konusu. Ve bunlar tabii hep şeyden yana işte uğraşıyorlar. İşte öğretmenlerimizin işte maaşlarıyla ilgili diyelim ki çalışma şartlarıyla ilgili işte başarıları, motivasyonlarıyla ilgili özellikle yani bunlarla ilgili bir çalışmaların içindeler. Bu gayet normal olmalı zaten. Ve ben bu çabaları destekliyorum yani. Zaten çoğu kere buradaki arkadaşlarımız bilirler. Hani böyle öğretmenlerimizin tamamını ilgilendiren almamız gereken bir karar olduğunda ben sendika yöneticilerimi çağırıyorum. Sağ olsun onlar da geliyorlar. Oturuyoruz, konuşuyoruz. İşte
anlaştığımız yerler olur, anlaşmadığımız yerler olabiliyor. Mutlaka. Tabii bunlar gayet normal. Hı-hı. Zaten bu olmazsa ben niye çağırmış oluyorum? Yani insanlar farklı fikirler serdedecekler, aynen, dile getirecekler ki belki de bizim dışımızda onlarınki o anda daha geçerli. Hı-hı. Ben bu konuda iddialı tabii olamayız yani. Kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Önemli olan ortak paydada buluşabilecek. Ve buluşuyoruz işte. Zaten espri bu. Biz o ortak paydayı şimdiye kadar hep bulduk, buluyoruz. Ya, buluruz da yani. Buradan da inşallah bütün öğretmenlerimiz tabii muhakkak karlı çıkar. Evet. Çıkıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bunu ben destekliyorum yani. Olmalı. Yani herkes kendi tabii şeyi doğrultusunda, hı-hı, görüşü doğrultusunda bir sendikayla, hı-hı, çalışabiliriz. Bu gayet normal. Az önce okul sayısı noktasından 100'e yakın Silivri'de bir okul sayımız var. Ve hani bunun bir kısmı da ne mutlu ki hani Silivri'de orada da çok bir sıkıntı yaşadığımızı zannetmiyorum. Hayırseverlerle de çok okul yapıldı Silivri'de. Bugüne kadarki yapılmış olanlar çok önemliler mutlaka ama hani bundan sonra da ihtiyacın devam ettiği ve her geçen gün arttığı da büyük bir gerçek. Dinleyicilerimiz arasında mutlaka bu tarz hayırseverler varsa onlara söylemek istediğiniz mesajlarınız var mıdır? Valla ben hazır bu fırsatı yine, hı-hı, bulmuşken size de baştan bir kere daha teşekkür ederek hatta bir tanesi de sizin bu radyonuzun yönetim kurulu başkanı Rıdvan Sırdaş. Rıdvan Bey'in, hı-hı, babası adına yapılmış, evet, olan bir İrfan Sırdaş, hı-hı, ilk ve ortaokulumuz var. Bunun yanında ben inşallah atlamam birkaç, hı-hı, hayırseverimizin ismini. Bundan sonraki olacak hayırseverlerimizin de ismini ileride sayacağımızı, hı hı, olsun diye, örnek olsun diye söylemek isterim. Hı hı. Mesela bizim çok evvel Gümüşyaka'da işte Hacı Ahmet Saliha Ölçer, hı hı, eş olarak yaptırmış oldukları bir, hı hı, ilkokulumuz halen devam ediyor. Hı hı. Bizim burada gerçekten bu anlamda diğerlerinden bile daha fark atarak öne çıkmış bir Nurlu abimiz var ki, hı hı, bir iş adamımız. Hı hı. İşte Nurlu Baldöktü ortaokulunun yaptırılmasına sebep olmuş. Hı-hı. Şerife Baldöktü hanım adına bir kız meslek lisemiz var. Hı-hı. Yine Şerife Baldöktü işte anaokulumuzun haliyle yaptırdılar sağ olsunlar. Bizim İrfan Sırdaş'ı söyledik. Bir ilk ve ortaokulumuz halihazırda devam ediyor. Hı-hı. O sıralamadan geliyoruz. Hı-hı. İşte Ali Paşa'da bir hayırsever iş adamımız Fethi Erkoç Bey adına yapmış bir ilk ve ortaokulumuz var. Hı-hı. İşte Beyciler'de bir hayırseverimiz Mukaddes Sönmez ilk ve ortaokulumuz var. Merkezde Hasan Özvarnalı, hı hı, Silivri'mizin köklü bir ailelerinden, hı hı, insanların yapmış oldukları Hasan Özvarnalı ilkokulu var. Yine aynı şekilde o aileden, o seriden Necip Sarıbekir Ticaret Meslek Lisemiz halen eğitim öğretimini sürdürüyor. Yine oradan bizim Sevim Avni Çoğal ilk, hı, ve ortaokulumuz yine eğitimini sürdürüyor. Bir hayırseverimiz var. Hasan Sabriye Gümüş. Hı hı. Onlar rahmetli. Hasan Sabriye Gümüş ve buradan ben onların kızları Yaşar Hanımefendi'ye ayrıca, hı hı, selam ve saygılarımı iletiyorum. Selim Paşa'da Ahmet Zilan İlkokulumuz var. Ortaköy'de Sezgin Öztaş aynı şekilde ilkokulumuz ve ortaokulumuz var. Hı. Bizim Seymen'de bu sene eğitim öğretim yılına İlkokul olarak başlattığımız ancak 24 derslikli bir okulun yapımına neden olan ismini buradan ilk defa telaffuz ediyorum. Abdullah Bilgin Güllüoğlu, bir iş adamımızın yaptırmış olduğu bir okul var. Seymen'deki okulla ilgili bazı projelerimiz var. Orası bir ilkokul olarak çok okul binası çok büyük geldi. Şu anda biz 4 tane sınıfını kullanıyoruz. Toplamda 24 derslikli bir okul burası. Orayı da biz bir tarım meslek ya da, hı-hı, sağlık meslek yapmak için bazı teşebbüslerimiz oldu ancak buradan bir sonuç alamadık. Hı-hı. Buradan sadece bir bilgi olsun diye söylüyorum. Büyük ihtimalle Adalet Meslek Lisesi olarak, Anadolu Adalet Meslek, hı-hı, Lisesi olarak bir teşebbüs başlatıyoruz. Hı-hı. İşte bu OGS sınavı ile ilgili bizi Ankara'da bir toplantıya çağırmışlardı. Hı-hı. O toplantıda bakanlıktaki yetkililerle görüşme şansım oldu. Hı-hı. Oradan da böyle bir havadisle döndüm yani. Çok bunu da yine ilk, hı-hı, defa sizin buradan paylaşmış oluyoruz. Hayırlısı inşallah. Yine bir başka hayırseverimiz var. Abdullah Aliyecan, bir iş adamımız. O da bize bir anaokulu yaptı gerçekten. Evet. Büyük bir boşluğu ihtiyacı giderdi. Hı-hı. Besim Üstüner anaokulumuz var. Akören'deki Ümit Aksun ilk ve ortaokulumuz var. İbrahim Yirik
Sağlık Meslek Lisesi'nin yaptırıcısı, hı-hı, oğlu adına bu işi yapan Haydar abimizin de buradan ellerinden öpüyorum. Hı-hı. Kendisine saygım ve selamlarım olsun buradan da. Evet, aynı şekilde. Bir de burada adını anmadan geçemeyeceğim ve benim 8 yıl çantadaki çalıştığım sürece okula adını vermiş olan bir Abdullah Akbulut hayırseverimiz vardı. Allah ona rahmet eylesin. Şöyle bir durum oldu. Çantada 80. yıl olarak bir büyük bina okul yapıldıktan sonra Abdullah amcanın yapmış olduğu okul tabi boşa çıkmış oldu yani. Daha sonra işte bu okulun şu anda biraz bakıma tabi ihtiyacı var. Beldenin ihtiyacı giderildiği için bu okulda tabi öğrenci olmayınca tabi içinde insan yaşamayan tabi yerde haliyle biraz metruk hale geliyor. Bu şu anda benim en büyük üzüntülü sebeplerimden bir tanesi. Burayı inşallah yani biz tekrardan eğitim öğretim dünyasına, camiasına bir şekilde kazandırdığımızda, hı-hı, ben gerçekten bir de o okulda 8 yıl müdürlük yapmış olmanın getirdiği, evet, bir şey var üstümde. Hani bırakın, hı-hı, şu andaki yapmış olduğum işi, üzerinde bir vebal var. Hı-hı. İşte bunu da inşallah aşarsak, bu arada, hı-hı, onun da tabii çocukları var. Bizi inşallah buradan duyuyorlarsa yani, hı, onlara da buradan selam ediyorum. İnşallah el birliğiyle oraya da güzel bir şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Bu anlamda gerçekten adını saymayı unuttum, eğer varsa çok çok özür dilerim. Tabii bir çırpıda böyle bir soruyla karşılaşacağımızı pek bilemeyince belki bu anlamda atlamış olabilirim, ama hayırseverlerimiz için hali hazırda bizim Silivri'mizde sorunsuz arsalarımız var. Şimdi Silivri, az önce siz de söylediniz, çok göç alan bir yer. Hatta işte buraya gelen artık karşınızda bir tane örnek burada oturuyor. Yani böyle bir durum var. Şimdi öyle olunca bizim buradaki bu gelen nüfusa göre işte okul açımını gerçekleştirerek cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi geçen sene TÜİK'ten aldığım rakama göre biz 6000 göç aldık Silivri olarak. 6000. Zaten hesap ortada. Şurada Kiptaş 2 dediğimiz yerde 2040 konut yapıldı. Zaten bunların her birine gelse, yani ikişer kişi gelse, yani zaten öyle bir rakam çıkıyor ortaya. Dolayısıyla böyle uydu biçiminde inşaatların devam ettiği yerlerde çok büyük göçler var. Dolayısıyla biz de ona karşılığında mutlaka okul ihtiyaçlarını giderecek şekilde hareket etmemiz lazım. Şu anda da merkezde çift öğretim yapan iki tane okulumuz kaldı. Biri Turgut Reis, bir de Silivri Lisesi ve Silivri Ortaokulu. Gerçekten hat safhada bir merkez okula ihtiyacımız var. Ben buradan bir duyurum olsun. Belki de şu yayın bir hayra vesile olacak. Bundan sizin de payınız olmuş olacak. Siz de nasibinizi almış olacaksınız. Yani bu işlerde biliyorsunuz, bir işi yaptıran ve gerçekleştiren kadar sebep olan da aynı sevabı güzel alıyor. Yani ne güzel, ne güzel. Şimdi bizim de telaşımız bu. Eğer bir hayırseverimiz daha derse ki ben Silivri'de bir okul hani yapmak isterim, böyle bir niyetim var. Hakikaten biz de bunun için çok sorunu hiç olmayan, tamamen temiz arsalarımız söz konusu. Büyük de ihtiyacın olduğu bir yerdeyiz. Örneğin şu anda bizim Silivri'deki Endüstri Meslek Lisemizde, merkezdeki, inanın yani şey yok, öğrencinin artık oturacağı yer, hani tam normal eğitim. Çünkü zaten günde 8 saat ders yapılan bir okulda çift öğretim çok sağlıklı olamıyor. Mümkün değil zaten. Tabii laboratuvar, atölyeleri, şunlar bunlar derken işler daha da sarpa sarıyor. Derken yani çok ihtiyaç var. Şu anda bizim endüstri meslek deyince aklıma geldi. Yusuf Sarıbekir iş adamımız, sağ olsun, Sarten'in yönetim kurulu başkanı. Bizim bir teşebbüsümüz oldu, bir teklifimiz oldu kendisine. Endüstri Meslek Lisemizin bahçesinde kalıpçılık konusunda bir bölüm açalım istedik. Zaten o konuyu açarsak şu anda çok daha fazla yol almamız lazım. Ben biraz araya girecekmişsiniz gibi bir şeye girdiniz. Yani artık yavaş yavaş bir yerden söyleyeyim. O yüzden sizin gözlerinize bakarak ben olayı bir şekilde bağlamaya çalışıyorum. Şöyle bir durum. Bu kalıpçılık konusu çok fevkalade önemli bir konu. Bununla ilgili o işin içinde olan insanlara ben bunu bahsettiğimde çok büyük bir kabul gördü yani. Dedi ki ya hocam böyle bir şey var. Var, evet. Biz bir bölüm açmaya uğraşıyoruz. Kendileri de sağ olsunlar burada hiç bir şeyden nasıl diyelim gocunmadılar. Şey yapmadılar. Emeklerini verdiler.
maddi güçlerini ortaya koydular. Hı-hı. Bir bölüm açmaya uğraşıyoruz. Şu anda onun büyük bir inşaatı okulun bahçesinde devam şeyde yapılıyor. Hı-hı. Bir de bizim bu hayırseverlerin içerisinde sayacağımız Lyons dernekleri. Evet. Lyons derneklerinin, hı-hı, gerçekten bizim burada Esen'i bak hani, evet, engellilere kolumuz var. Hı-hı. Onu da bu arada dile getirmiş olalım. Hı-hı. Hakikaten bir okul yapmışlardı. Geçen yıl bizim bu 4 artı 4 artı 4'ten sonra, hı-hı, engelli öğrencilerimizin yaşı işte lise çağında olanları da kapsayınca, hı-hı, tabii o mevcut okul bu işe kafi gelmemeye başladı. Evet. Daha sonra biz orada işte yönetim kurulu başkanı, o zamanki başkanı Hamza Bey'e böyle bir ricada bulunduğumuzda ikiletmedi, bizim sözümüzü ikiletmedi. Hı-hı. Ve 11 derslikli bir okulun ilave olarak yapımını sağladı. Hı hı. Ve biz bu eğitim öğretim yılında onu da açtık. Hı hı. Ve orada şu anda bu eğitim öğretim olarak devam ediyor. Yani dolayısıyla bu türden derneklerimizin de bize bu anlamda katkıları çok oluyor. Hani bunu da bu arada arz etmiş olayım. Evet, çok güzel. Hocam, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bize vakit ayırdığınız için yoğun programımızda ben teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemlerde de inşallah tekrar edileceğiz bu programları diye umut ediyorum. Siz müsait oldukça. Dinleyicilerimize son mesajlarınız neler olacak? Dinleyicimize son mesaj. Tabii ki ben seve seve şu arefesinde olduğumuz, hı-hı, Cumhuriyet Bayramımızın, evet, burada beni duyan, hı-hı, duymayan ama bu ülkenin, bu milletin evladı olan bütün herkese, hı-hı, bu Cumhuriyet Bayramı'nın gerçekten kutlu olmasını istiyorum. Hı-hı. Yani sağlık, esenlik, başarı diliyorum. Bizim temennilerimiz, dileklerimiz inşallah kabul görür, hı-hı, ve biz iyi bir bayram geçiririz. Hı-hı. Ben bu vesileyle size de çok teşekkür ediyorum. Sizin, hı-hı, ekibinize teşekkür, hı-hı, ediyorum. Bir fırsat verdiniz. En azından, hı-hı, sesimizi, hı-hı, bir parça da olsa duyurabildiğimiz yerlere kadar iletmeye gayret ettik. Hı-hı. İnşallah iyi şeylere vesile olmuşuzdur diyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğitim rehberinde bu hafta Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İkram Kayapınar'ı konuk ettik efendim. Saatler 18'i gösterdiğinde ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Şimdi haber merkezimize bağlanıyoruz. Küpe FM'den ayrılmayın. Özel Maşalıcı Kemal Nakipoğlu Kreş ve Anaokulu'nun sunduğu eğitim rehberi sona erdi.